Yığılan gerçekleri de sormadan edemeyeceğim. AKP'den ve MHP'den CHP'ye geçen belediyeler söz konusu olduğunda. Şimdi başlı başına aktardığımız başlıklar var Sayın Günaydın. Günlerdir aktarıyoruz. Afyonkarahisar'da böcek kamera iddiası. Kastamonu'da iktidara yakın Yeni Şafak Türkiye Sabah'a abonelik binlerce, yüz binlerce liranın verilmesi. Bir yandan AKP'nin o istakozla sınavını konuşuyoruz ama Ortahisar Belediye Başkanı'nın açıklamaları 3 gündür uyumuyorum, belirtilenden borç daha fazlaymış vesaire. Ya da örneğin İstanbul'a bakalım, Tuzla'ya kamera kayıtları silindi, yasal girişimleri nasıl yapacağız sorusu geldi. Pek çok şey var. Tüm bu ortaya dökülenler bize nasıl bir tabloyu önümüze koyuyor? Bekliyor muydunuz bunu? Ya belediyelerin nasıl yönetildiğini bilmiyor muyuz biz? Beklemiyordum dersem uzayda yaşıyor gibi olurum. Yani Melik Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni nasıl yönettiğini biz bilmiyor muyuz? Melik Gökçek hakkında bir dava açılabildi mi bugüne kadar? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bizden evvel yapılanları bilmiyor muyuz biz? 30'dan fazla dosya suç duyurusuyla Cumhuriyet Savcılıklarına iletildi. Bir tekinin kapağını bile açmadılar. Yani bunlar belediyelerini arpalık olarak çalıştırdılar. Oralardan büyük iktisadi rant devşirdiler. Başka bir şey daha yaptılar. Trollerini de buralardan beslediler. Bize küfreden ne kadar maaşlı ahlaksız varsa buralarda çalıştı. Özür dileyerek söylüyorum. Ben kolay kolay kimseye ahlaksız demem. Yani sen bir parti mensubuna, yöneticilerine küfretmek üzere maaş alıyorsun. Bunu bir CHP'li yapıyorsa da ahlaksızdır. Bunu bir MHP'li yapıyorsa da, bir AKP'li yapıyorsa da, kim yapıyorsa herkes ahlaksızdır. Böyle bir şey, böyle bir düzen olamaz. Şimdi İstanbul Belediyesi'nden bunların kapıları kapandı. Ankara Belediyesi'nden kapıları kapandı. Vallahi Balıkesir'de böyle çalışanlar da işlerini kaybediyorlar. Bursa'da da. Artık küfredenlere para ödeme devri bitti. Peki gelelim borç meselesine. CHP'li belediyelerin devraldığı borç miktarı 100 milyar TL'yi aştı. Burada da şu söylenebilir. Ya CHP'li belediyelerin kendi borçları yok mu? Var Ülke Hanım. Tabii var. Çünkü İller Bankası payları gerçekten yeterli değil ve büyük yatırımlar yapacaksanız. Örneğin İstanbul gibi günde aynı anda 10 metro hattının kazısını yapıyorsanız siz dış kredi bulmak zorundasınız ve borçlanmak zorundasınız. Başka türlü yapamazsınız. Peki ben soruyorum şimdi. Denizli Belediyesi'nin 1 milyon nüfusu var. 11.1 milyar lira borç devretti bize. Ya Allah'ını seversen sen Denizli'de 11.1 milyar TL borç yapacak hangi kamu hizmetini yaptın? Soruyorum ya, bu kadar basit. Birisi de desin ki bana, ya Denizli havaya uçtu. Öyle büyük yatırımlar yapıldı ki. Size başka bir şey söyleyeyim. İstanbul Sancaktepe Belediyesi. Evet. Bakın daha bariz. Nüfusu yalnızca 490 bin. 2 milyar TL borcu nerede yaptınız yavrum? Yani 2 milyar TL'lik borç nasıl yapılabilir? Kütahya Belediyesi 575 bin nüfus. 1.7 milyar TL borç. Kilise bakalım. Kilisin nüfusu yalnızca 155 bin. Borcu ne kadar biliyor musun devretti? 502 milyon. Ya Ülke Hanım, bunlar büyük rakamlar. Çok büyük rakamlar. Ve bunların karşılığı gösterilmelidir. Şimdi şöyle söyleyeyim. Elbette arkadaşlarımız aldıkları iktisadi tablonun bir fotoğrafını çektiriyorlar bağımsız kuruluşlara. Ve ayrıca hepsine ayrı ayrı talimatımızdır. Bu dosyalar teker teker incelenecek ve kamu bütçesine, kamunun parasına el uzatan kim varsa onların hesabı verilecek. Ha, bugün tıpkı İstanbul'da olduğu gibi, Ankara'da olduğu gibi sabık belediye başkanlarını koruyan bir sistem var. Belki o dosyalar da bekleyebilir savcılıklarda. Bir iki yıl, iki buçuk yıl daha. Ama o dosyaların tamamının açılacağından herkes emin olsun. Şunu söyleyelim. Biz bize oy versin vermesin. Bütün vatandaşlarımızı başımız üzerinde tutuyoruz. Ancak birisi eğer kamu
kasasına el uzatıp da oradan kendi cebini doldurmuşsa onu affetmeyeceğimizi herkes çok iyi bilsin. Hangi partiden olduğunun da en ufak bir önemi yok. Eğer bu CHP'li ise de diğerlerinden daha öne alıp hesap vermesini sağlarız. Kimse de bundan endişe etmesin. Sayın Gökhan Günaydın, çok teşekkür ediyorum efendim. Var mı eklemek istediğiniz, izleyicilerimize vermek istediğiniz bir mesaj? Çok teşekkür ederim. Herkes 1 Nisan sabahı itibariyle ulaşan, ortaya çıkan sonuçlara ilişkin bir mutluluk duyuyor. Şüphesiz buradan üzüntü duyan yurttaşlarımız da vardır. Başka partileri destekleyen. Şundan herkes emin olsun. Hani 2019'da İstanbul kazandığı zaman bir sabık İçişleri Bakanı vardı. 700 terörist çalışıyor diye evet. Her hafta basın toplantı yapıp duruyordu. İstanbul Belediyesi anlaşıldı ki pürüpak çalışıyor ve vatandaş hiçbir ittifak olmamasına rağmen 12 puan farkla İstanbul Belediyesi'ni görevlendirdi yeniden. Ankara Belediye Başkanı seçilirse su faturalarını teröristler getirecek diyordu. Kayseri'yi bilip Ankara'nın herhangi bir semtini bilmediği halde Ankara'ya belediye başkanı yapılmış Özhaseki, adayı yapılmış Özhaseki söylüyordu bunu. Özhaseki bundan dolayı bir özür dilemiyor. Dileyeceği de yoktur. Ama vatandaş ona şunu söyledi. Ankara'da yaşıyorum. Ankara'da belediye hizmetlerinden memnunum. Bu sefer %58 farkla Mansur Yavaş'ı seçiyorum dedi. Şimdi Bursa'da, Balıkesir'de, Denizli'de, Manisa'da, büyük şehirlerimizde. Ayrıca artık saymak zorlaştı. Yeni seçilenler Kastamonu'da, Kırıkkale'de, evet. Osmaniye'de, Afyon'da, Uşak'ta, Kütahya'da, ilçe belediyelerimizde yaşayan tüm yurttaşlarımız emin olsunlar. Oralara dürüst belediyecilik geliyor. Oralara ayrım yapmayan belediye başkanları geliyor. Kapıları yurttaşa açık mütevazı belediye başkanlarımız geliyor. Olası olumsuz örnekler nadir de olsa çıkarsa şundan emin olsunlar. Cumhuriyet Halk Partisi eşgüdüm araştırma ve denetleme merkeziyle yerel yönetimlerimizin sürekli yanında olacak. Onları sürekli denetleyecek ve hiç kimsenin yanlış yapma gibi bir lüksü olmayacak. Yerel yönetim sonuçlarımız vatana, millete hayırlı olsun. Umuyorum ki bu demokratikleşme süreci yakın bir gelecekte merkezi hükümet seçimleriyle de devam edecektir. Çok ben herkese bu güzel Nisan gününde selam ve saygılarımı iletiyorum. Bir de bir acımız var, bunu da paylaşmak isterim. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin uzunca yıllar grup müdürlüğünü yapmış Levent Bayraktar kardeşimizi kaybettik. Yarın kendisini uğurlayacağız, toprağa vereceğiz. Ona da Allah rahmet eylesin dileklerimi aracılığınızla tüm yurttaşlarımızla paylaşmak isterim. Çok teşekkür ediyorum Sayın Gökhan Günaydın. İyi çalışmalar diliyorum size. Çok sağ olun efendim.